eski CHP Genel Başkanı Baykal'la eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık FETÖ elebaşı Gülen için 1311 yıl hapis cezası istedi. Bu iddianın aydınlığa kavuşturulması gerekiyor. Baykal'ın istifasına neden olan ve bazı MHP'li milletvekillerinin de ihracıyla sonuçlanan kaset soruşturması tamamlandı. Mağdurların evlerine çok sayıda kamera ve dinleme cihazı yerleştirildiği ortaya çıktı. İddianamede gizli kamera ve dinleme cihazlarının fotoğrafları da yer aldı. Kaset soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Fethullah Gülen. Savcılık dosyadaki ayrı ayrı suçlardan Fethullah Gülen hakkında 1311 yıl hapis istedi. Diğer şüpheliler arasında FETÖ'nün emniyet imamı ve o dönemde istihbaratın başında olan isimler de var. Televizyonun içindeki dinleme cihazları, ev ve iş yerlerinin ızgara ve duvarlarına gizlenmiş kameralar. İddianamede 12 ayrı adrese ses ve görüntü alabilen cihazlar yerleştirildi. Teknik araçlarla izleme ve dinleme yapıldı. Elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgüt amaçları doğrultusunda internette yayınlandığı belirtildi. Ortada bir iddia var ve ciddi bir iddiadır. Siyasilere kumpas kuran örgüt üyeleri hakkında başlatılan kamera soruşturmasının 171 şüphelisi var. 151'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi. 145'i ise FETÖ'cü istihbaratçılardan oluşuyor. Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, özel hayatın gizliliğini ihlal etme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme. Bunlar şüpheliler hakkındaki suçlamalardan sadece bazıları. Zanlılar 1311 yıl cezayla yargılanacaklar.